Merhabalar Power Türk izleyicileri. Bugün Star Panorama'nın konuğu benim. Benle ilgili çok güzel şeyler konuşacağız. İyi eğlenceler diliyorum. Bakalım neler olacak programın ilerleyen dakikalarında. Bir oynatalım bakalım. Ebru'cum selam. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok iyiyim hayatım. Sende nasıl gidiyor? Bende her şey yolunda. Seninle aslında ne zaman tanıştığımı ben tam hatırlamıyorum ama İlk hatırladığım anım bir film stüdyosu, bir montaj yapıyorduk. Benim de klibim çekiliyordu galiba. Daha doğrusu benim değil, Kenan'ın klibi çekiliyordu. Aynı zamanda senin de montajın yapılıyordu. İkimiz de o anda montajdaydık. Öyle bir şey var aklımda, hatırladığım ilk. Sen hatırlar mısın bilmiyorum. Evet doğru, hatırlıyorum ama hayal meyal öyle çok net aklımda kalmamış. İlk defa çalışma şansı bulduk. Çok keyifli bir albüm oldu bence. Özellikle bu Yaparım Bilirsin. Hani benim için zaten özel bir şarkı. Hani hayatımda yaptığım ilk bestelerden bir tanesi olduğu için benim için yeri ayrıdır. Bu kadar sevilmiş, tutulmuş olması acayip zevk verici bir durum. Kenan Doğulu'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Zamanında biliyorsunuz o şarkı Türkiye'yi kasıp kavurmuş bir şarkı. Cover şarkıları yapıp onları tekrardan beğendirmek zordu. Ne mutlu bana diyorum. Tekrar Ozan'a teşekkür ediyorum. Yeni albüme giriyorsun herhalde. Yakında buluşacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle giriyorum. Şu anda şarkı toplamaya başladık ama tarihiyle ilgili net bir şeyimiz yok henüz. Tabii ki her şeyin yine en iyisini yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Seninle çalışmam çok keyifliydi. Dediğim gibi tekrarını en kısa zamanda bekliyoruz. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. İnşallah tekrar birlikte olacak bu yeni albümde. Ben kısaca böyle bir bilgi de vereyim. Şu anda şarkılarımız gelmeye başladı yeni albümle ilgili. Biz de onları dinliyoruz, üzerlerinden geçiyoruz. Ve hangisi bizim için doğrudur, hangisi bize yakışır onun aşamasındayız. İnşallah yine beğeneceğiniz bir albüm yaparız. Ozan'la birlikte çalışırız diye düşünüyorum. Kendisine de zaten söylemiştim. Ve bu güzel sözler için de çok teşekkür ediyorum. Bakalım kim neler söylemiş? Ebru'yla herhalde biz bir 10-15 senedir arkadaşız. Benim için iki tane Ebru var. Yani bir 15 sene doğru olmadı. Daha eski. Sanıyorum, yani yanlış hatırlamıyorsam Serdar ama evet 18 senesi minimum var. Arkadaşım olan, çok sıcak olan, beraber olduğumuz zaman çok eğlendiğim, yapacaklarını, yaptıklarını konuştuğumuz, ileride atacağı adımları bahsettiği zaman beraber işte aa bak şöyle de olsa böyle de olsa diye konuştuğumuz diye. Bir de ikinci Ebru var, sizin gibi benim de çok saygı duyduğum, sanatını, işte sesini dinlemekten çok keyif aldığım ve benim de 18 senedir tanıdığım yüreği çok güzel bir Metin Avalat var. Vizyonu çok geniş. Zaten işinin başarılarını söylemeye ben gerek duymuyorum. Sizler hepiniz biliyorsunuz. Hem şarkıları Türkiye'de çok önemli yerlere gelmiş. Hem de biliyorsunuz aynı zamanda reklam sektöründe de kendini kanıtlamış bir insan. O beni bu kadar övüyor ama kendisinde o kadar çok övecek tarafı var ki ve hakikaten çok klas duruşuyla çok başka türlü bir insandır. Çok severim kendisini. İkisi birbirinden farklı ama arkadaşlıkta öyle bir şey oluyor ki bu tip arkadaşlıklar kurmak genelde zor oluyor. Ya o senin için Ebru Gündeş'tir ya Ebru'dur. Hani ikisini bir arada hissettiğim zaman da aslında çok güzel bir şey oluyor. Çok şanslı hissediyorum o konuda kendimi. Hani bir sürü sanatçı vardır ama bazıları hak ettiği için oradadır, o noktadadır. Yani bazıları evet gelirler, giderler ama bazıları hani Ebru Gündeş olmak için Ebru Gündeş olmak lazım. Başka biri o noktaya gelemez. Çünkü ses derseniz ses, güzellik derseniz arkadaşımla güzellik. Çok güzel sözler. Burayı atlayamayacağım. Ses dersen ses. Teşekkür ederim. Güzellik dedin. Vallahi çok hoşuma gitti. O kadar güzel bir klip çekti ki. Baktım ve aa bu ben miyim? Çok güzel çıkmışım falan dedim. Çok maharetli ve çok başarılı. Beraber bir klip çektik. Yaparım Bilirsin'in klipini çektik. Ben yönetmenlik yaptım. İlk
defa beraber bir klip, hani daha önce beraber. Evet, ilk defa. Niye? Çünkü ben kendisine çok yakasına yapışmama rağmen o yoğundu, benim çakıştı ve uymadı, bir araya gelemedik. Ama en nihayet başarılı oldum ve dedim ki lütfen bu sefer bir klip çekelim. Sanıyorum bizlerle ilgili şöyle bir algı olabiliyor, acaba hani zor mudur falan diye. Çalıştıktan sonraki şeyi çok rahat çalışılan, çok başka türlü birisi. Bundan sonra da çalışmak istiyorum dedi. O yüzden çok mutluyum. Klip çekeceğiz beraber inşallah tekrar. Çok başarılı oldum dedi. Çok sevildi. Bence çok tatlı bir Ebru var orada. Daha nasıl söyleyeyim, daha tazelenmiş bir Ebru var. Çünkü şunu görüyorum, arkadaşı olarak bunu söylüyorum. Beraberken şunu fark ettim. Ebru Gündeş ne zaman ki evlendi ve çocuk doğurdu, ona bir güzellik geldi, bir şey oldu ona. Ya o hormonlar, ya o anneliğin duygusu, bir şey. Ruhu da güzel, kendi de güzel. Böyle mıcıklamak istiyorsunuz onu. Klipte şuna dikkat ettik. Bir sürü plan var ve izlendikçe bir daha izlediğin zaman sıkılınmaması gereken klipler çekmeye ben gayret ederim her seferinde. Yani her izleyişte yeni bir şey yakalamak güzel oluyor kliplerde. Bu klipte öyle bir klipte. Çok seviyorum Ebru seni. Yani Ebru olarak çok seviyorum, Ebru Gündeş olarak çok saygı duyuyorum. Ve çok da güzel bir ailem var. Bebeğini bayılıyorum kızına. Umarım mutluluğun hep daim olsun, başarıların hep daim olsun. Her zaman görüşelim, her zaman arkadaş olalım. Sen benim canım arkadaşım olarsın. Kesinlikle ve kesinlikle her zaman senin canın arkadaşının ve yanındayım. Bir telefon uzaklığındayım. Emeğine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten beni bir adım öneye taşımış bir klip. Sana çok teşekkür ediyorum. İkinci klip sözüm var. Unutma, onun üçüncüsü de gelir. Seni çok seviyorum. Ebru Gündeş benim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. 1993 senesinde böyle pes pembe bir elbisesi vardı. Demir attım yalnızlığa, bir hasret denizinde. Onu söylüyordu televizyonda. Annemle oturmuş izliyorduk. Annem dedi çok güzel bir kız. Ne kadar şirin, ne kadar çıtı pıtı, ne kadar güçlü büyük bir sesi var vücuduna işte cüssesine göre. Sonra radyoya gittim. Radyo sunucusuydum o seneler. Benim programıma konuk geldi, Allah'ın işi. Ebru'ya hayranlığımı orada dile getirdim. Ben de ufak tefek işte bir şeyler yapıyordum, çalışıyordum kendi adıma. Besteler yapıyordum. Yani Serdar'ın ufak tefek dediği şarkılar karabiberimle başlayan şarkılardı. Çünkü elimde mesela karabiberim vardı. Biliyorsunuz Serdar Ortaç hani Türkiye'de beste anlamında hakikaten fabrikatör, ona bir lakap takmışlardı yanlış hatırlamıyorsam, beste fabrikatörü. Hakikaten besteleri olağanüstü, sahnesi olağanüstü, sahneye çok yakışan bir arkadaşım. O zaman elinde Karabiberim şarkısı vardı, onu dinledim. Hem içimden kendim okusam sonra dedim ki bu bayan şarkısı değil, erkek şarkısı. Orada biraz mırıldandı şarkıyı. Bakalım Serdar devamını hatırlıyor mu? Onlardan bir tanesini dinlettim hemen reklam arasında radyoda. Vay dedi, aferin oğlum dedi. Aynı yaşta olmamıza rağmen tabii kariyer olarak benden yukarıdaydı o seneler. Halen öyle, birçok kişiden yukarıda. Çok teşekkür ederim ama bu onun mütevaziliğinden ileri gelen bir şey. Serdar Ortaç'ın kariyerini de tartışmak mümkün değil. Hepimiz çok güzel yerlere geldik Allah'ın izniyle. Her zaman da Allah bunu daimi etsin. Serdar Ortaç'ı inkar etmek mümkün değil. Sizler de biliyorsunuz. Dinlettim şarkılarımı. Ben seni Rax müzik firmasına götürürüm. Bunları dinletirim. Belki bir işe yarar. Yardımcı olurum sana istersen dedi. Macera öyle başladı. Daha sonraları Ebru'yla işte yaşantımın belli kesimlerinde çok bir araya geldik. Bütün arkadaşlıklarında hep bir parmağım vardır. Özel görüşmelerimizde, işte ev toplantılarımızda, birlikte seyahatlerimizde çok... Serdar özel yaşamda çok keyifli bir insandır, çok eğlencelidir. Tabu oyunlarımız meşhurdur kendisiyle. Hatırlamaya çalışıyorum, bir kelime için sanıyorum 45 dakika kendisini oradan oraya attı. Daha doğrusu biz arkadaşlar arasında bir karar verdik.
Maymunlar Adası'ndan Kaçış filmi. Ve arkadaşlar arasında karar verdik ki biz bunu bilmeyeceğiz. O ne hareket yaparsa yapsın. Serdar ısrarla maymun hareketleri yapmaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ve biz hiç anlamamaya çalışıyoruz. Goril diyoruz ondan sonra, cuma şempanze diyoruz ama bir türlü muz yiyor, işte tırmanıyor falan filan. Ve yaklaşık 45 dakika kadar bu oyunu sürdürdük. Affedersin arkadaşım, yaptık böyle bir hainlik ama çok eğlencelidir. Özel hayatında çok başka türlü bir yaşam şekli vardır gözükenin dışında. Ebru'da beni en yaralayan şey televizyonda onun stüdyo çalışması sırasında beyninden geçirdiği rahatsızlığı canlı canlı izlediğim gün olmuştur. Yıkılmıştım hakikaten koltuğa. Ne oldu Ebru diye böyle çığlık atmıştım evde. Sonra Allah işte yardım etti, o büyük hastalığı atlattı yani. Her albümde yanımdaydı, her stüdyo çalışmasında. İyi günlerimin hepsinde. Bir tane büyük bir kötü günüm oldu. O kötü günde de hani gelmez dedim. Telefonla ulaşabildim kendi aileme. Ebru'yu karşımda gördüm. Mamak Cezaevi Ankara yerin 7 kat dibinde koğuşa ziyarete geldi beni. İşte asker kaçağı suçlamasıyla cezaevine girdiğim dönemde, ki sonra beraat ettim ama ne çare. Girdiğim dönemde yanıma geldi, beni cezaevinden 66 gün daha öncesi var. Yılmaz Morgül'le geldiler, Allah razı olsun, İstanbul'a, Davutpaşa cezaevine. 16 gün orada kalmıştım. Oradan beni aldılar. Mamak cezaevine terhis oluyorum diye sevinçliyken Mamak cezaevine tahliyem çıkmış yani. Transfer ettiler beni. Elleriyle, kendi arabasıyla vermedi jandarmaya. Kendi götürdü ve teslim etti mamağa. Oradan çıktım, beraat ettim, askere Sivas'a kendi götürdüm. Tabii şimdi duygu yoğunluğuyla bunları söylüyor ama birlikte biz onu takip ederek arkasından gittik. Kapısının önünde yattık ve beraber olduk. Benim anladığım arkadaşlık sisteminin içinde tamamıyla ya dostsunuzdur ya hiç yoksunuzdur. Tabii ki onun en kötü gününde yanında olacağım. Tabii ki o benim kötü günümde yanımda olacak. Benim dostluk anlayışım bu. O yüzden de çok az dostum var. Onlardan bir tanesi de Serdar Ortaç. Yani annem gibi kız aldı beni oradan, Sivas'a götürdü. Askere verdi. Sivas'ta askerliğim bitti, oradan aldı, eve getirdi. Yani böyle bir dostluğum var Ebru'yla. Allah uzun ömür versin. Allah Serdar gibi yetenekleri de uzun ömür versin. Ve inşallah çok duygu yoğunluğu yaşadığı güzel bir evlilik yaşar. Ve beraberinde de belki bir çocuğu olur. Merhaba. Ben Ebru Hanım'la yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Ve bu 10 yıllık zaman içerisinde çok şey sığdırdık. Tabii Ebru Gündeş'i anlatmak böyle birkaç dakikaya sığacak bir olay değil. Ama daha geniş, daha çok anlatılacak şeylerimiz mevcut Ebru Gündeş'te ama genelde sanatçıdan çok benim kızım gibidir artık o. Yani Emre ailesinin bir kızıdır, evladıdır. Onun için biz Ebru Gündeş'le çalışırken, çalışmanın dışında sohbetlerimizde hep keyif alırız. Beraber birbirimizdeki sohbetlerde, yalnız işin dışında başka şeyler de paylaştığımız olmuştur. Doğru. Hüseyin Emre benim hayatımda çok özel bir yerde. Çünkü bu camiada işini çok hakkıyla yapmaya çalışan bir insan. Ne kadar el verirse bu piyasa şartlarında. Hakikaten işini çok iyi yapmaya çalışan bir insan ve korumacı tarafını çok seviyorum. Bizi, beni, Serdar'ı, Rafet'i, birçok sanatçısı var çünkü. Korumak için elimden gelen her şeyi çok yapmak isteyen bir insan. O babacan tavrı ve tarzı beni çok etkiliyor. Şimdi evlenip de bu mesleğe devam ettiren insan sayısı azdır ama Ebru Gündeş bunların ikisini de beraber rahatlıkla götürebildi. Bence daha da hayata iyi sarıldı. Daha da bir gayesi ve amaçları oldu. Onun için ben onun bebek yapmasından, yani yeğenimin olmasından çok mutluyum onun adına da. Bütün heyecanını, bütün işini işine verir. Bana göre başından sonuna kadar işini takip eden, severek yapan daha doğrusu. Bu işlerde çok önemlidir. Sevmek, mesleği sevmek çok önemli.
Bunlardan bir tanesi Ebru Gündeş. Ebru Gündeş işini çok seviyor. Kesinlikle katılıyorum. İşimi çok seviyorum ama çok. Benim beslendiğim yani orası. Ama nasıl bir prodüktörüm varsa bu işler biliyorsunuz ki yalnız başına yapılmıyor. Bir ekibinizin olması lazım ve o ekibinizin sizi doğru yönlendirmesi lazım. Zaman içerisinde eski çalıştığım bir ekip vardı ve sonrasında genç, benimle aynı yaşlarda bir kızla tanıştım. Adı Sedef. Öyle bir aldı ve kavradı ki işi, başarımın altında evet kendi zekam, kendi beğenilerim, kendi geçmişten gelen bilgilerim var ama yanı sıra da böyle bir şansım var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ona da çok çok teşekkür ediyorum Hüseyin Emre gibi. Sizi seven ve sizin iyiliğiniz için bir şeyleri koordine eden, bunda hiçbir madde karşılığı düşünmeyen insanlar olmalı çevrenizde. Ben şanslıyım çünkü onlardan benim çevremde en az 3-4 tane var. Allah'ıma şükürler olsun. Hayatın güzel şeylerini paylaşarak yaşıyor. Onu ben biliyorum. Doğa doğa yaşıyor. Önümdeki günlerde de inşallah çoluğuyla, çocuğuyla, çocuklarıyla diyeyim. Ben bir tane daha isterim ama fazladan. Onun için başarılar diliyorum. Klasik oldu ama Ebru Gündeş'in yaşantısında sağlık, sıhhat ve başarı dolu bir yaşam tarzı diliyorum. Ben Hüseyin Emre'ye patroncum dedim. Patroncum, Allah sana sağlık, sıhhat versin. Her zaman birlikte çalışalım. Bu güzel dileklerin için de çok çok teşekkür ediyorum. Star Panorama izleyicileri, bugün birlikteydik. Umarım sohbetimizden memnun kalmışsınızdır. Bu albüm bizim için farklı bir albümdü. Önümüzdeki yıllarda yine farklı albümlerde karşınızda olmak istiyorum ve olmayı planlıyorum Allah sağlık verirse. O vakte kadar lütfen kendinize iyi bakın. Yüreğiniz sevgiyle dolu olsun. Sağlığınız hep yerinde olsun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. İnşallah tekrar karşılaşırız.